İyi akşamlar dostlar. Yeni videoyla tekrar aranızdayım. Tanıtacağımız hisse Vakıf Finansal Kiralama AŞ. Şimdi arkadaşlar bu hisseyi en son ne zaman tanıtmışız bir kontrol edelim. En son 19 Ağustos tanıtmışız. 19 Ağustos'u bulmaya çalışmıyor. Evet, 19 Ağustos burası arkadaşlar. 19 Ağustos'ta 2.76 destek, 2.98'e direnç olarak göstermişiz arkadaşlar. Peki neler olmuş? Şimdi 19 Ağustos neresiydi? Şuydu arkadaşlar. Destek çalışmış. Tekrar gelmiş. Tekrar çalışmış. 3 defa arkadaşlar kapıyı vurmuş. Kimse yok. Hemen yukarı doğru kaçmaya çalışmış. Ve baktığımız zaman 3.18 direncimize tekrar takılmış. Peki buradan sonra arkadaşlar 3.18 direncinde şiş kebap gibi böyle bir yukarı bir aşağı böyle bir patates bir biber bir domates diye şekilde devam etmiş arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntü var gibi gözüküyor. Şimdi üst tarafta baktığımız zaman 3.65 arkadaşlar bizim için direnç olarak karşımızda gözüküyor. Bu direnç gelmiş mi? Gelmemiş arkadaşlar. Peki şu anda desteğimizin 3.18 desteğin altına mı kapatmış? Evet. Tam böyle sınırda olduğu için bu artık destek direnç arası bir şey olmuş. Peki yeni desteğimiz neresi olacak arkadaşlar? Çıkamadığı bölge bizim için neydi? Direnç olarak pardon yeni direncimiz çıkamadığı bölge bizim için direnç olarak karşımıza çıktı. 3.45 olarak karşımıza yeni bir direncimiz mevcut oldu artık. Peki arkadaşlar tren çizgisi çizmeye gerek var mı? Bir tren çizgisi çizelim bakalım elimize bir şeyler geçecek mi? Bir kontrol edelim. Hemen şöyle kapanışlara göre bak yapmaya çalışayım veya arkadaşlar şöyle en düşüklere göre yapmaya çalışalım. Şimdi baktığımız zaman hemen şu bölgede karşımıza bir destek olarak çıkacağımız ana destek tren çizgimiz var gözüküyor. Peki onun dışında direnç olarak da görebileceğimiz başka bir durum var mı? Şuradan itibaren çizsek iyi mi olur? Arkadaşlar biraz saçma olacak gibi duruyor. Bunu çizmeyelim arkadaşlar. Şimdi karşımızda şu anda mavi tren çizgimiz bizim için destek olarak karşımıza gözüküyor. Direncimiz de 3.45. Desteğimiz de 3.18 ki bugün 3.7 kapattı ama desteğimiz belki biraz daha aslında biraz aşağıda çekmekte faydam var. Şu arada çekelim arkadaşlar. Şurada bir tane daha yeni bir destek oluşturalım. Hani düşemediği yer bizim için destek olduğu için 3.05 tekrar bir destek olarak karşımıza çıksın. 2.98 ardından da 2.76 bizim için destek olarak karşımıza çıkan bölgeler olarak gözükebiliyor. Peki arkadaşlar neler görüyoruz indikatör bazında? İndikatör bazında baktığımız zaman Ichimoku bulutu bizim için olumlu hala. Ichimoku bulutu neydi arkadaşlar? Yükseliş trendinin devamını veya yeni başladığını gösteren bir indikatör olarak karşımıza çıkıyor. Hisse için olumlu mu? Evet, hisse için olumlu. Neden olumlu? Yeşil olması yeterli. Başka bir şey aramaya gerek yok. Şimdi artı eksiden bir olumlu tarafta yukarı doğru bir genişleme var. Hani genişlemesi fiyatın biraz daha stabil hale gideceğini gösteriyor ama bir güç toparladığını da gösteriyor. En azından arkadaşlar aşağı doğru daralmaması bizim için daha böyle olumlu gibi gözüküyor. Ama neticede yeşil olması bizim için olumlu mu? Olumlu. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının üst noktası 2.96 arkadaşlar. Fiyatımız kaç? Şu anda baktığımız zaman 3.17. Bollinger bandının üstünde kapatmış. Burada da çok ciddi bir sıkıntı yok. Bu da gayet olumlu karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki hacme bakalım. Hacim bize ne diyor? Hacim arkadaşlar diyor ki ben de yukarı doğru çıkacağım diyor. Evet çıkmış arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Yukarı ne kadar çok çıkarsa arkadaşlar bizim için iyi. Baktığımız zaman hacimde çok ciddi bir düşüş yok. Hani yükselme açısından. Şurada sadece stabil olduğu bölgede bir düşüşümüz var. 8 günlük ortalamada ister istemez biraz aşağı çekmiş 49 milyon notlar. Şurada baktığımızda 51 milyon notlardan 49 milyon en sona 41 milyona kadar düşmüş ama çok ciddi değil arkadaşlar. Yani bu yükselişe göre gayet olumlu bir hacim. Düşerken düşüp yükselirken yükselen bir hacim. Yani fiyat yükselirken hacim yükseliyor. Fiyat düşerken hacim de düşüyor. Bu olumlu olarak değerlendirileceğimiz bir yer olarak karşımıza çıktı. İçimok olumlu. Bollinger olumlu. Hacim olumlu diyelim. Ve diğer indikatörlerimize geçelim. Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin. Bakacağımız diğer bir indikatör RSI'miz. RSI'miz aşırı alış bölgesinde geziyor. Ondan sonra hafiften bir aşağı doğru meyleniyor. Neticede arkadaşlar yön hafiften aşağı bile olsa bulunduğu orta nokta Bollinger bandı bulunduğu orta nokta Bordo bölge olduğu için arkadaşlar olumlu olarak değerlendirebiliriz. Gelelim stok RSI'mize. Stok RSI bize ne diyor? Stok RSI diyor ki ben diyor böyle gıdımı ile beraber aşağı biraz indim. Şimdi aşırı satış bölgesine gelmiş arkadaşlar. Bu teknik olarak olumsuz. Yani baktığımız zaman yön de olumsuz. Abi ne olacak bir 0.1 sayıdan? Evet olur arkadaşlar. Teknik olarak olumsuz olarak değerlendireceğimiz bölge. İşte büyük ihtimalle aşağılarda bir yerden güç toparlayacak. Kendini yukarı atmaya çalışacak diye düşünebiliriz. Neticede stok RSI olumsuz. MAC indikatörüne bakalım. MAC indikatörü ki hiç diyor olumsuz da kafanı takma. Ne olacak diyor stok RSI'dan. Ben diyor yükseliş trendi bölgesindeyim. Nasıl anlıyoruz bunu? Sıfırın üzerinde olması bizim için pozitif bölgedir. Pozitif bölgesi olması da arkadaşlar yükseliş trendine başladığını veya başlayacağını işaretidir. İlk arkadaşlar bu yükseliş trendine başladığına göre olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Olumlu olarak değerlendirebiliriz.
Gelirim arkadaşlar Cicay'ımıza. Cicay bize ne diyor? Cicay diyor ki ben diyor aşırı alış bölgesinden yavaş yavaş aşağı ineceğim diyor. İnsin, hiçbir sıkıntı yok. Dinlensin. O kadar yoruldu, çalıştı, yukarı doğru gitti. Sarı bölgeye takılması arkadaşlar bizim için olumlu. Başka da çok ciddi bir şey aramaya gerek yok. Baktığım zaman arkadaşlar Vakıf Finansal Kiralama'nın hissesine sadece bir tane stok risai dışındaki, o da zaten dinlenme moduna geçmek ihtimali ve milimle geçmiş arkadaşlar. Tren çizgimize kadar en fazla düşme olur diye tahmin ediyorum. Ondan sonra baktığımız zaman yine eski haline, bildiği gibi çanak kapamaya doğru gitme ihtimali oldukça fazla diye düşünebiliriz arkadaşlar. Hisse için olumlu mu? Olumlu, ciddi bir sıkıntımız yok. Gelelim arkadaşlar Ereğli Demir Çelik ve Fabrikaları AŞ'ye. Bunu en son ne zaman değerlendirmişiz arkadaşlar? Ereğli Demir'i arkadaşlar hemen bulmaya çalışıyorum ve buldum. 26 Ağustos. Aslında çok da uzun vakit olmamış. Yaklaşık 11 gün önce falan değerlendirmişiz. Peki 11 gündür neler olmuş? Bir kontrol edelim arkadaşlar Ereğli Demir'i. Ereğli Demir arkadaşlar 26 Ağustos'a bakalım. 26, evet, burada arkadaşlar bir görüntümüz varmış. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bir desteğimiz varmış. 28.70 desteğimiz aşağı kırmış. Üzerine hatta bir de yeşil mum yakmış. Kırmızı mum Allah'tan yakmamış. Bir yeşil mum yakmış arkadaşlar. Tekrar üzerine tekrar bir hızlı bir şekilde baktığımız zaman 30.53 direncinde çıkmış arkadaşlar ve şu anda baktığımız zaman da bu 30.53'ü kendine destek olarak tutmuş gözüküyor. Peki elimize yeni bir tane şey çıktı mı? Direncimiz çıktı mı? Çıktı. Nereden çıktı o? Çıkamadığı bölge neydi arkadaşlar? Bizim için dirençti. Şu anda 33.51 bizim için bir direnç olarak karşımıza çıktı. Direnç olarak tekrarlayalım arkadaşlar. Sıralı dirençlerimiz 33.51, 35.72 ve 36.70 olarak direnç. Destek olarak da 30.53, 28.70 ve 26.78 olarak karşımıza çıkan bir neyimiz var arkadaşlar? Desteğimiz var. Şu yeşil tren çizgilerini artık bırakalım arkadaşlar. Hatta şu üstteki kalsın. Alttaki de kalsın diyelim arkadaşlar. Şunu da çizelim. Bunlar artık biraz bizim işimize yaramayacak bölgeler karşımıza çıkıyor. Peki bakalım arkadaşlar neler görüyoruz? Şimdi İçimoku bulutuna bakalım. İçimoku bulutu olumlu mu arkadaşlar? Olumlu. Neden olumlu? Yani niye olumlu diyorsanız arkadaşlar yeşil. Yeşil olması bizim için kafi. Başka bir şey aramaya gerek var mı? Başka bir şey aramaya hiç gerek yok arkadaşlar. Bu bölgede takılması bizim için olumlu değerlendirebileceğimiz bir duruma karşımıza çıktı. Peki Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandı ne diyor? Bollinger bandı diyor ki ben diyor orta noktam 29.08. Fiyatımız kaç arkadaşlar? Baktığımız zaman fiyatımız da 30.74. Yani 29.08'in üzerine kapattığı için Bollinger bandı olarak da olumlu olarak gözüküyor. Şimdi burada hemen bir şeyden bahsedelim. Herkesin kulağında küpe olsun. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şurada bir gün önceki Bollinger bandına baktığımız zaman kapanış noktası arkadaşlar 31.78. Bollinger bandının orta noktası üst noktası arkadaşlar şuraya bakacaksınız şimdi buraya geldiğimde 30.99 olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında Bollinger bandının çok üstünde arkadaşlar. Yaklaşık o %3 %4 üzerine kapanış, bakın en yüksek noktasını demiyorum. En yüksek noktası %10 yukarısında, şurası %3 noktasının yukarısında. Şimdi arkadaşlar Bollinger bandının üstünde bu tür hisseler çok çıktığı zaman aşağısına kafasına vurup indiriyorlar ve orta noktasını alıyorlar. Buraya dikkat etmekte lazım var. Zaten dünden tehlikeyi söylemiş. Ben çok şiştim diye. Hani baktığım zaman bakın burada 2 gün sabitmiş arkadaşlar. 3. gün kafasına vurmuşlar. Yani çok uzun süre tutmazlar bunu yukarıda. Dikkatli olmakta fayda var. Risk de beraberine getirir. Olumlu mu arkadaşlar? Görünüm olarak evet, Bollinger bandının orta noktasının üstünde olduğu için olumlu olarak değerlendirebiliriz. Peki gelelim arkadaşlar hacime. Hacim bize ne diyor? Hacim diyor ki ben de yukarı doğru çıkacağım diyor. Çıkmış. Yükselirken hacim de artıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Yani şurada ufak bir sıkıntımız var. Yani şurada baktığımız zaman arkadaşlar hacim düşerken bayağı ciddi bir düşmüş. Dikkatli olmakta fayda var. Neticede olumlu mu arkadaşlar? Olumlu. Nötr olumlu bir hacimimiz var. İçimoku olumlu. Hacimde Bollinger bandı da olumlu olarak değerlendireceğimiz bölgede. Gelelim RSI'ye. RSI'ye bakalım, RSI bize ne diyor? RSI'ye baktığım zaman arkadaşlar hisse almış başını gidiyor mu? Gitmiyor. Yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Hisse için olumlu mu arkadaşlar? Evet. Bordo bölgeye takılması bizim için yeterli. Başka bir şey arar mıyız? Yani bana göre çok da aramaya gerek yok. Trend de sanki yukarı doğru gidiyormuş gibi duruyor. Burada çok fazla bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir şekilde olumlu duruyormuş gibi bakmakta fayda var diyelim arkadaşlar. Peki baktığımız zaman da olumlu dedikten sonra RSI'ımıza gelelim, stok RSI'ımıza. Stok RSI bize ne diyor? Stok RSI diyor ki ben diyor böyle kademe kademe aşağı inerken sağlıklı olmak için yapıyordum bunu. Ha, haberiniz olsun diyor ki bunu zaten nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Evet, yukarı doğru atmış mı? Atmış. Yani gelmiş, kendini yukarı atmış. Baktığımız zaman arkadaşlar şu tepeye geçmiş. Bu tepeyi de geçmeye niyetlenmiş. Bu da hisse için sağlıklı olduğunu gösteriyor. Olumlu mu arkadaşlar? Olumlu. Ciddi bir sıkıntımız yok. Gayet de güzel bir görüntü olarak karşımıza çıktı. Gelelim arkadaşlar diğer bir indikatörümüze, MAC indikatörü. MAC indikatörü bize ne diyor? MAC indikatörü diyor ki ben de yukarı doğru yavaş yavaş çıkacağım diyor. Burada hiçbir sıkıntım yok. Yani baktığımız zaman arkadaşlar hisse için neler var burada? Hisse için arkadaşlar yükseliş trendi bölgesi var gözüküyor. Hani çok da ciddi bir baktığımız zaman sert bir şey değil ama
Sıfırın üzerinde mi? Sıfırın üzerinde. Pozitif bölgede mi? Pozitif bölgede. Mavi kırmızının üstünde mi? Üstünde. Daha ne duruyorsun? Helva yapsana der gibi bir şey oldu. Olumlu mu arkadaşlar? Olumlu. Burada da ciddi bir sıkıntımız yok. Gelelim cicayımıza. Cicayımız ne diyor? Cicay diyor ki ben diyor aşırı alış bölgesine girmişim. Aşırı alış bölgesi nedir arkadaşlar? Sıfır, cicaya göre 100 değerin üzerindedir. Ve bana göre hani 200'ün üzerine daha fazla sıkıntı olma ihtimali var. Buraya dikkat edin. Yani bu tecrübeyle söylüyor. Ama teknik olarak baktığım zaman referans noktamız arkadaşlar aşırı alış noktasının referans noktası 100'dür. Ve burada arkadaşlar köpüklenme olma ihtimali var. Ama hala şu anda baktığım zaman 200'ün altında olduğu için çok fazla sıkıntı dert etmeye gerek yok. Ama köpük olduğunda inkar edemeyiz arkadaşlar. Olumlu mu? Olumlu. Netice niye olumlu? Sarı bölge ve beyaz bölge fiyatı arttırıyorsa olumludur arkadaşlar. Gelelim diğer bir istemiz arkadaşlar. İş CTR. İş CTR'yi en son ne zaman tanıtmışız arkadaşlar? İş CTR'ye bakalım. 19 Ağustos'ta tanıtmışız. Peki 19 Ağustos'tan sonra ne yapmış? Sanki Türk Hava Yolları uçağı gibi binmiş bir şey gidiyor arkadaşlar. 19 Ağustos arkadaşlar şurası. Şu ince kırmızı olan kırmızımsı bölge. Kırmızımsı mum. Peki arkadaşlar 19 Ağustos'ta ne yapmışız? Hızlı bir şekilde geçmişiz. Şimdi kendine bir destek oturtmuş artık. Şu desteğimiz aslında şöyleymiş arkadaşlar. Böyle bakalım. Şöyle bir görüntü olarak karşımıza çıktı. Kendine bir destek olarak oturtmuş burayı. Peki baktığımız zaman hisse gitmiş mi? Hisse uçmuş gitmiş gibi duruyor. Nereden? 19 Ağustos'ta mı arkadaşlar? Yaklaşık %40 olarak bir artış var gibi duruyor ki gayet de güzel bir artış. Çünkü bankacılık sektörü arkadaşlar yani son 1-2 haftadır veya 3-5 haftadır arkadaşlar ciddi bir şekilde artıyor. Hani bunu biraz da korkutucu bir şekilde artıyor ama neticede artıyor mu artıyor. Para kazanan var mı var. Sıkıntı yok o zaman. Peki arkadaşlar desteklerimiz hemen direncim var. Desteğimiz daha yok. Aşağıda oluşan bir destek yok. Peki baktığımız zaman şurada bir tane direncimiz var. Direncimiz de 11.0 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar destek olarak bakacağımız tek şey var. Şu mavi trend çizgisi şu aşamada. En yakın destek olarak bunu görebiliriz. Onun altında arkadaşlar bir desteğimiz var. Erken yeni desteğin oluşturana kadar 7.34 olarak karşımıza hatta 7.35 olarak karşımıza yeni bir destek olarak çıktı. Aşağıda çok ararsak arkadaşlar şu desteğe de siyah trend çizgisinde bakmakta fayda var. Çünkü bu daha önce bizim için direnç ve kanalımızın üst seviyesiymiş arkadaşlar. Yeni bir kanal altına göre artık bu da bizim karşımıza ne çıkıyor? Destek olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor arkadaşlar. Peki yapacağımız başka bir şey var mı? Hemen de şunu bakalım. Şuradan bir tanesini yanlışlıkla yaptık. Şimdi şurada bir de arkadaşlar bir ışın daha çizelim. Şuradan hemen neyi yapmaya çalışalım? Bir çakışma var mı diye bakalım. Evet yani yukarı doğru bir azalma var ama dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bu mavi çizgileri destek olarak düşünürsek faydalı olur diye düşünüyorum. Gelelim Ichimoku botuna arkadaşlar. Ichimoku botu bize ne diyor? Yeşil olması bizim için avantaj mı? Yeşil olması bizim için avantaj. Çok ciddi bir sorun yok. Hisse için yeşil olması olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bölge. Başka da bir şey demeye gerek yok. Peki bakalım Bollinger bandına. Bollinger bandı bize ne diyor? Bollinger bandının arkadaşlar üst noktası neydi? Bollinger bandının üst noktası arkadaşlar. Pardon orta noktası arkadaşlar 7.65 fiyatımız 10.29 olumlu. Şimdi burada arkadaşlar daha önce bahsettiğim gibi Bollinger bandının üst noktası kaç arkadaşlar? 10.31 fiyatımız kaç? 10.29 biraz altına sokuşturmuşlar zoraki kafasına vura vura. Çünkü gün içerisinde arkadaşlar baktığımız zaman 10.96'yı görmüş. Yani mevcut durumunun neredeyse 70 puanı %7 yukarısını görmüş arkadaşlar. Şimdi buradan aşağı doğru vuruyorlar. Vurmalar gayet doğal çünkü Bollinger bandının dışına çıkmış. Aşırıca çıkmış arkadaşlar. Bunu içeri sokarlar. Acımazlar. Vururlar kafasına. Neticede arkadaşlar sağlıklı bir yükseliş için bunlar şart olması gereken durum olarak neticede Bollinger bandı olumlu. Hacime bakalım arkadaşlar. Hacimde bir artış var mı? Ciddi bir artış var. Şurada gördüğünüz arkadaşlar muhacim. Hacimde ciddi bir artış var. Kaç tane arkadaşlar baktığımızda 100 milyon notlardan arkadaşlar 628 milyon notlara gelmiş maksimum. Peki arkadaşlar vurmuşlar mı tepeye? 6 kat yukarı vurmuşlar arkadaşlar neyse. Yani dikkatli olmakta fayda var. 5 kat da 6 kat diyelim. Biraz da abartalım. Olumlu olarak değerlendireceğimiz bir duruma karşımıza çıkıyor. Peki arkasından bakalım Risa'yımıza. Risa bize ne diyor? Risa diyor ki ben diyor aşırı alış bölgesine takılacağım. Bu hisse için olumlu mu arkadaşlar? Evet hisse için olumlu. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet de güllük gülistanlık. Yani baktığımız zaman aşırı alış bölgesi riskli bölge mi? Riskli bölge. Neden? Köpük var. Ama fiyatımız arttırıyor mu? Arttırıyor. Yani baktığımız zaman arkadaşlar şu köpüklere bakalım. Şimdi burada köpük var. Var ama fiyat arttı. Tekrar köpükle fiyat arttı. Bakın arkadaşlar riskli olması farklı bir şey. Artışa gitmesi farklı bir şey. Elbet bir gün bir yere takılacak. Yani burada artık kim nereye kadar kademeli mi satım yapar dikkat etmekte fayda var. Risa'yımız olumlu mu arkadaşlar? Olumlu olarak değerlendirebiliriz. Gelelim arkadaşlar Stok Risa'ya. Stok Risa'ya baktığımız zaman Stok Risa'ya da aşırı alış bölgesine adım atmış. Milli olmuş burada arkadaşlar. Hisse için olumlu mu? Evet hisse için olumlu. Neticede bizim bordo bölge ve beyaz bölge bizim için olumlu olduktan sonra hiç çok da ciddi bir sıkıntımız yok arkadaşlar.
Gelelim arkadaşlar hemen MAC indikatörüne. MAC indikatörü bize ne diyor? MAC indikatörüne baktığımız zaman arkadaşlar hisse yukarı doğru çıkıyor mu? Çıkmış. Peki buna benzer daha önce çıkmış mı? 2016'ya kadar bakalım arkadaşlar. Bakın alın siz bakın. Ben buradan bir şey göremedim arkadaşlar. Aha bunu ya 1.1'i görmüş arkadaşlar. Yani en yükseğinde arkadaşlar yaklaşık 2-3 katını görmüş. Arkadaşlar hisse için olumlu mu? Hisse için olumlu. Düzeltmeler de var. Bakın sağlıklı bir şekilde düzeltmeler de var. Yani burada kar realizasyonu, kar realizasyonu devam ediyor. Ha sonsuza kadar mı gidecek? Ya gitmeyecek ama yani kim bilir ne patlarsa diyeceğiz ama şu anda kar eden alır eline kalır arkadaşlar diyelim. Olumsuz değil bu yorum arkadaşlar. Olumlu ama dikkatli olmakta fayda var. MAC indikatörü de olumlu diyelim. Gelelim GCI'mıza. GCI'miz arkadaşlar aşağı doğru bir trend belki olma ihtimali var diye çizmişiz ama pek faydası olmamış gibi duruyor. Ki zaten bu sadece fiyatlarda oluyor arkadaşlar genelde. Peki olumlu mu arkadaşlar? Evet bu da aşırı alış bölgesinde. Hiçbir ciddi sıkıntı yok. Bu da bu şekilde takılırsa gayet de güzel olur diye düşünüyorum. Olumlu mu arkadaşlar? Olumlu. Burada da ciddi bir sıkıntımız yok. Gelelim arkadaşlar Akbank'a. Akbank'ta durum nedir? İlk önce Akbank'ı en son ne zaman tanıtmışız? Akbank arkadaşlar 16 Ağustos'ta tanıtmışız. 16 Ağustos'tan beri neler olmuş beraber bir görelim. Akbank 16 Ağustos. Neresi arkadaşlar? 16 Ağustos tam da burası. Şu yeşil arkadaşlar. 16 Ağustos sonra arkadaşlar baktığımızda zaten bir direnç yapmamışız. Kendi direncini kendi oluşturursun demişiz. Trend çizgimiz varmış arkadaşlar. Geçmişten gelen bir trend çizgisi. Bunu destek olarak kullanmış mı? Evet destek olarak kullanmış. Şimdi bunun dışında arkadaşlar burada sadece belirleyeceğimiz neler var? Destekler var. Şöyle bir desteğimizi çizelim arkadaşlar. Birinci desteğimiz düşemediğimiz bölge 11.53 olarak sayısı olarak karşımıza çıktı. İkinci sayısı olarak karşımıza çıkan arkadaşlar diğer bir desteğimiz daha önce düşemediği bölge 10.33 yani trend çizgisinin çakıştığı yer. Peki arkadaşlar burada ana desteğimiz ne? Kırmızı trend çizgisini şunu mavi yapalım daha da net görelim. Kırmızı trend çizgimiz arkadaşlar bizim için ana destek olarak karşımıza gözüküyor. Şimdi arkadaşlar burada bakacağımız tek şey direncimiz geçemediği bölge olarak değerlendireceğimiz 16.07. Onun dışında arkadaşlar burada çok ciddi de herhangi bir direnç olabilecek bir durum söz konusu göremiyorum arkadaşlar. Belki çok zorlama olacak ama çok zorlamaya bakın şunu yapar mı belki bilmiyorum ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada hani şu anda eğer ki olursa arkadaşlar hani 17 değerine gelme ihtimali var. Bugünkü direnç için konuşuyorum arkadaşlar. Eğer olursa 17 noktada 17 direnci olarak karşımıza çıkacak ama bunu arkadaşlar daha çok dolar bazlı bu banka yani yüksek acemi IMKB 30 şirketlerine arkadaşlar dolar bazlı incelemekte fayda var. Ama şu anda baktığımız zaman arkadaşlar 17 civarlarında da bir trend desteği çok eski bir trend desteği olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Gelelim arkadaşlar Ichimoku bulutuna. Bu arada şunları da temizleyelim arkadaşlar. Bunlar da çok fazla bir işimiz yaramayacak artık geçmişten gelen durumlar. Şöyle trendler de bitti. Tamam bunlar elimizin altında kalsın. Şimdi gelelim Ichimoku bulutuna arkadaşlar. Ichimoku bulutu ne diyor? Ichimoku bulutu diyor ki ben yeşilim diyor. Benim için bir sıkıntı olmaz. Evet bizim için de sıkıntı olmazsa nasıl sıkıntı olmazsa. Hisse için olumlu mu arkadaşlar? Evet hisse için olumlu yeşil olması. Yeşil yükseliş trendinin başladığını veya başlayacağını işaret arkadaşlar. Bunun için de çok da ciddi bir şey söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Gelelim Bollinger bandına arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktası 11.74 iken arkadaşlar bizim fiyatımız kaç? 15.69. Bakın arkadaşlar %40 fazlası neredeyse dikkat etmekte fayda var. Olumlu mu? Olumlu. Şimdi burada sadece bir şey söyleyeceğim bilginiz olsun diye. Şimdi bakın Bollinger bandının orta noktası üst noktası arkadaşlar şurası 15.05. Bizim fiyatımız kaç? 15.69. Arkadaşlar Bollinger bandının üstüne 2 gündür hatta 3 gündür üstünde kapatıyor arkadaşlar. Bugün bunu içeri sokarlar arkadaşlar. Yani böyle çok efelik yaptığın zaman façanı alırlar aşağı diyelim. Çünkü Bollinger bandının arkadaşlar diğer hisselerde bakın bu şekilde yükselenleri Bollinger bandının içine sokuyorlar arkadaşlar. Çok fazla uzun fırmıyor. 3-5 gün sonra aşağı indir. Bu düzeltme arkadaşlar. Düşüş trendi değil. Bakın altını çizerek söylüyorum. Düşüş trendi değil. Düzeltme. Sağlıklı bir şey olması için gerekli bir durum. İçeride arkadaşlar şu anda aşırı derece şişmiş bir fiyat var gözüküyor Bollinger bandına göre. Dikkatli olmakta fayda var ama neticede olumlu mu arkadaşlar? Olumlu. Fiyat artıyorsa hiçbir sıkıntımız yok. Gelelim arkadaşlar hacimde maşallah almış başını gitmiş yani fiyat yükseldikçe hacim yükseliyor gayet güzel. Fiyat düştükçe hacim düşerse o daha da güzel olur ama içeride arkadaşlar baktığımız zaman fiyat yükseldikçe hacim yükselmesi bizim için olmamak değerlendireceğimiz bir durum. Gelelim Risa'ya. Risa'da hisse aşırı alış bölgesine girmiş mi girmiş. Burada herhangi ciddi sıkıntı yok ki ama çek sıkıntısı arkadaşlar 86 değeri olması. Şimdi 86 olması bizim için ne ifade ediyor? 86 olması arkadaşlar bizim için şunu ifade ediyor. Biraz gerginlik olma ihtimali var. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünelim. Becerik hisse için olumlu mu? Evet hisse için olumlu. Çok ciddi bir sıkıntı yok. Gayet de güzel bir görüntü olarak karşımıza çıktı arkadaşlar.
Peki gelelim arkadaşlar stok reset'e. Stok reset diyor ki aşırı alış bölgesine girdim mi? Girdim. Yani çok sıkıntılı bu da arkadaşlar. Bu vurmuş kafasını gitmiş. Neticede bu fiyatı arttıran zaten. Daha sonra fiyatı artınca arkadaşlar bu indikatörün hepsinin aşırı alış bölgesine girmesi normal. Çünkü Bollinger bile öyle arkadaşlar. Yani baktığımız zaman reset diyor olumlu. Bunlar olumlu olarak değerlendirilecek şeyler. Fiyatı arttırıyor neticede. Stok reset'e olumlu deyip kapatalım arkadaşlar. MAC indikatörüne bakalım. MAC indikatörü diyor ki evet diyor ben de bu kadar aşırı pozitif bölgeyi hiç görmedim ki bakıyoruz 2016'ya bak arkadaşlar bakın böyle Türk Hava Yolları hissesi demeyeceğim de Türk Hava Yolları uçağı gibi arkadaşlar almış başını gitmiş. Yani bu arkadaşlar bundan daha böyle size ne anlatılabilir ki? Yani ressam hangi ressam böyle çizebilir? Şimdi baktığım zaman fiyatta evet bir artış var. Tarihi artış gibi gözüküyor MAC indikatörü için. Olumlu mu arkadaşlar? Olumlu. Neden? Sıfırın üzerine kaldığı sürece hissenin fiyatı MAC indikatörü sinyali arkadaşlar pozitif bölgede oluyor. Pozitif bölgede olması da yükseliş trendinin devam edeceğini veya başladığını gösteriyor. Neticede arkadaşlar olumlu olarak değerlendireceğimiz bir bölgede. Gelelim arkadaşlar GCI'mize. GCI'de hisse ne diyor? Hisse diyor ki ben diyor yavaş yavaş böyle çıktım diyor ki bakın arkadaşlar 200'ün üzeri tehlikeli. 200'ün üzeri tehlikeli olduğu zaman arkadaşlar aşağı biraz daha sert hareketler yapma ihtimali var. Olumlu mu arkadaşlar? Olumlu. Fiyatı arttırıyor mu? Arttırıyor. Sadece risk var arkadaşlar. Yani dünden bugüne risk var ama bir ay önceki sene göre risk yok gibi düşünebiliriz arkadaşlar. İşte dün alanlar için belki risktir. Fiyat olarak söylüyorum arkadaşlar. Olumlu mu olumlu arkadaşlar. Bu da çok ciddi bir sıkıntı yok. Gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize Yapı Kredi arkadaşlar. Şimdi Yapı Kredi'yi en son ne zaman tanıtmışız hemen bir bulmam lazım Yapı Kredi'yi. Gel buraya Yapı Kredi. Evet Yapı Kredi'yi arkadaşlar en 19 Ağustos'ta tanıtmışız. 19 Ağustos'tan sonra maşallah uçmuş mu? Bakıyoruz öyle evet. Şimdi burada da arkadaşlar basit bir şey daha çizeceğim. Akbank'ta da bunu yaptık ama şöyle. Yani biraz zorlama çizeceğim arkadaşlar. Tam tepe noktası. Şöyle baktığımız zaman evet yine aynı yere denk geliyor arkadaşlar hemen hemen. Şöyle biraz daha kenar almaya çalışayım da tam oturtmaya çalışalım arkadaşlar fiyatları. Çünkü şöyle baktığımız zaman şunu da evet biraz da burası tamamdır. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar nereye tekabül etti bunu bir görmeye çalışalım. Fiyatı aşağı indirelim. Böyle aslında çok da uzağa gitmemiş. Şöyle bakalım. Şimdi baktığımızda oh maşallah vallahi öyle bir ayarlamışlar ki anam anam çok da güzel olmuş. Oh oh maşallah. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ta o küçük bir tane trend bölgemiz vardı. O bölgeden arkadaşlar gelen trend çizginin tam olduğu yere bizim için direnç olarak karşımıza çıktı. Şimdi onun dışında pardon 19 Ağustos arkadaşlar bizim için şu kırmızı olan bölgeymiş. Buradan bir direnç belirlemişiz. 6.15 baktığımız zaman 3 gün böyle şiş kebap gibi bir patlıcan bir domates gibi böyle yan yana dizilmiş 3 tane mum yapmış arkadaşlar. Bunu delmiş geçmiş. Sonra bakmış ki ben basarım gaza giderim demiş yukarı doğru gitmiş. Şimdi arkadaşlar ilk önce desteğimizi çizelim. Ondan sonra biraz bununla ilgili fikirlerimizi beyan edelim. Birinci desteğimiz arkadaşlar burası olarak karşımıza çıktı. İkinci desteğimiz arkadaşlar 3 tur düşemediği bölge diyebileceğimiz 7.77 olarak istiyor. Şimdi destekleri söyleyeyim arkadaşlar. 7.77, 6.75, 6.15 olarak karşımıza çıkıyor. Ve 5.36 olarak da tekrar karşımıza çıkan bir tane daha destek var. Belki şu arada bir tane var çok yakın olacak ama 5.58 olarak da tekrar bir destek olarak karşımıza çıktı. Şimdi bunları da hemen hızlıca bir silelim arkadaşlar. Peki anlatacağımız ne var arkadaşlar? Şimdi bakın bu şu mavi trend çizgisinin ola ki geldiği yer yani şurayı kastediyorum arkadaşlar. Bugün itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar 7 nokta pardon hemen 8.63 gibi bir rakam arkadaşlar 64 gibi bir rakam bizim direncimiz olarak karşımıza çıkıyor. Burada tam sayı vermek biraz zor gibi çünkü işte trend desteğimiz arkadaşlar trend direncimiz arkadaşlar takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi destekler arkadaşlar şu siyah olan da bizim ana trend desteklerimizden bir tanesi altta da ana trend desteklerimiz var. Bunları takip edelim arkadaşlar. Bugün yarın öbür gün bize fikir sahibi olmamıza fayda olur diye düşünüyorum. Peki başka ne göreceğiz arkadaşlar? İçimoku bulutuna bakalım. İçimoku bulutu bizim için ne diyor? Olumlu arkadaşlar. Burada çok ciddi bir sıkıntımız yok. Gayet de güllük gülistanlık devam ediyor. Hisse için olumlu. Neden? Yeşil çünkü arkadaşlar. Yeşil olması İçimoku bulutu için olumlu mu? Olumlu. Başka da çok bir şey demeye gerek yok. Peki gelelim arkadaşlar Bollinger bandına. Bollinger bandı bize ne diyor? Şimdi bakın Bollinger bandını arkadaşlar orta noktası 6.51 fiyatımız 7.84 arkadaşlar yaklaşık olarak %20 yukarısında hisse için olumlu evet hisse için olumlu herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Peki arkadaşlar burada neler göz bakın 4 gün arkadaşlar Bollinger bandının üstünde kapatmış neredeyse bu. Ve arkadaşlar ister istemez olacaktır artık. Yani bu beklenti dahilinde olan bir şey. Yani Bollinger bandının üstünde kapatması. Zaten Bollinger bandı diyor ulan köpüklü nereye gidiyorsun yavrum diyor. Bak alacağım içeri. Bak oğlum bak git. Oğlum bak gidiyor süpürgeyi kafayı yiyor ondan sonra. Şimdi olumlu mu arkadaşlar? Netice arkadaşlar trendde bir bozulma yok gözüken şu aşamada. Olumlu olarak değerlendirebileceğiz. Niye? İçimoku bu şey. Bollinger bandının orta noktasının üstünde mi? Olumlu. Gelelim arkadaşlar bakın burada daha güzel bir yöntem var. Şimdi hacmi arkadaşlar artarken fiyat da artıyor mu? Vallahi güzelce artıyor. Peki arkadaşlar şuraya dikkat edin bakın. Hacim şey fiyat düştü. Hacim ne oldu? Hacim de düştü. İşte bakın o arkadaşlar sağlıklı bir durum. Olumsuz bir durum değil gayet de olumlu olarak çünkü
Satmak istemeyen arkadaş şurada almış olan para babaları ben niye ucuzdan satayım diyor. Daha yukarı götürebilirim diyor arkadaşlar. Neticede olumlu mu olmamak karşımıza çıktı. Gelelim Risa'ya arkadaşlar. Risa'ya bize ne diyor? Kardeşim diyor ben aşırı alım bölgesine girdim diyor. Aften bir düzeltme yapsam ne olacak diyor. Bana koyar mı diyor. Koymaz tabii arkadaşlar. Fiyatlar yüksek mi yüksek. Şimdi bu arkadaşlar pozitif bölgede mi? Pozitif bölgede hiçbir sıkıntı yok. Yani olumlu bölge arkadaşlar. Bizim için olumlu olarak değerlendirileceğimiz bir durum olarak karşımıza çıktı. Gelelim arkadaşlar Stock Risa'ya. Stock Risa diyor ki evet diyor ben düşe kalka biraz büyüyeceğim diye. Baktığımız zaman evet yukarıdan aşağı doğru hafiften eğilmiş arkadaşlar. Burada da çok ciddi bir sıkıntı yok. Baktığımız zaman arkadaşlar hissede bir düzeltme yapmış gibi duruyor. Bu da bizim için çok ciddi bir sıkıntı yok. Neticede arkadaşlar düzeltme nedir? Sağlıklı bir olan göstergedir arkadaşlar. Yani tutup da aşırı satış bölgesine gelmesi sağlıklı mı? Orası sağlıklı değil. Ha, buralara takılması bizim için avantaj olarak değerlendirebileceğimiz bir durum. Gelelim makine indikatörüne. Makine indikatörü arkadaşlar aynı az önce baktığımız Akbank gibi arkadaşlar. Tarihi 2016'dan beri bu kadar sert bir şekilde yükselmemiş arkadaşlar. Hisse için olumlu mu arkadaşlar? Evet hisse için olumlu. Burada da çok ciddi bir sıkıntımız yok. Neticede arkadaşlar baktığımız zaman tepeye almış götürmüş. Sıfırın üstünde arkadaşlar sıfır değerimizin üzerinde. Yani sıfır değerimiz şurası arkadaşlar. Üzerine mi üzerine? Üzerine ne kadar nedir bizim için pozitif bölge? Peki pozitif bölge arkadaşlar yükseliş trendi midir? Evet yükseliş trendi olarak devam ediyor. Burada da çok ciddi bir sıkıntımız yok. Gelelim arkadaşlar GCI'mıza ne diyor? Ben aşırı alış bölgesine takınacağım diyor. Takılsın arkadaşlar 200'ün üzerine çıkmasın yeter ki. 200'ün üzerine çıktığın zaman biraz daha yay gerginleşiyor. Sıkıntı olma ihtimali var. Şu bölgede takılması bizim için olumlu olarak değerlendireceğimiz bir durum arkadaşlar. Yani yapı kredi gayet olumlu duruyor arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi riskler var. Aşırı köpüklü olan olduğu bölgeler var. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.